Efendim selin en çok etkilediği ilçe Kastamonu Bozkurt'tayız. Fox Haber muhabiri Gamze Dondurmacı ve kameraman Berkcan Tuğ oradalar. Gamze karşımda. Soralım arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu Gamze. Evet Gülbin, arama kurtarma çalışmalarının kurtarma kısmı son buldu. Artık sadece arama kısmı devam ediyor. Arama kurtarma köpekleri de dinlendiriliyor. Bu yüzden sadece kadavra köpekleri aktif olarak enkazların üzerinde gezdiriliyor. Tomruk yığınlarının, balçıkların üzerinde gezdiriliyor. Binalarla ilgili de bugün yoğun kararlar alındı. Bina tespit çalışmasını yaptı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Hala da o çalışmalar sürdürülüyor. Bozkurt'un genelinde 140 binada ağır hasar olduğu tespit edildi ve hemen yıkımına karar verildi. Tabii bu ilk etapta alınan karar. Yani daha çalışmalar devam edecek. Çünkü Bozkurt ilçesinin tamamı bu selin etkisiyle zarar gördü. Bu nedenle de bu çalışmalar kapsamlı olarak devam edilecek. Hala çalışmaların bizim sağ gözlemimize göre çoğunluklu kısmı tamamlanmış değil. Belki 5'te 1'i, 6'da 1'i şu anda tamamlanmış durumda. Çünkü gelen tomruk ve balçıklar henüz temizlenemedi ve binaların özellikle bodrum katları ve alt katlarında temizleme işlemleri henüz tamamlanamadı. Oralarda da titizlikle çalışmaların sürmesi gerekiyor. Çünkü hala kayıp olanlar var. O kayıplarına ulaşamayanlar var. Onlar için büyük bir özenle kadavra köpekleri binaların altlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurt genelinde yaraların sarılması uzun sürecek belli ki. En az bir aylık bir süreye ihtiyacı var. Bozkurt'un temizlenmesi ve kayıpları olanların da yakınlarına ulaşabilmesi için. Bugün buraya sadece ilk kez bu civarda oturanların girişine izin verildi. Çünkü yıkım yapılmadan eşyalarını almalarına müsaade edildi. Onun dışında kimse giremedi. O yüzden de bugün Bozkurt'ta eşyalarını almak için insanlar evlerine girmeye çalıştı. Gamze Dondurmacı Berkcan Tuğ, çok teşekkürler.